Oo, afiyet olsun. Yapayım mı sen de? Yok ablacığım, ders çalışacağım şimdi. Sınav var ya yarına. Tamam yat, dinlen artık diyeceğim de dinlemezsin ki. Son kez bir bakayım da içim rahat etsin. Kolay gelsin. Sağ ol ablacığım. Hadi iyi çalışmalar. Aldın. Eline sağlık. Afiyet olsun. Ay. Ay, yorulmuşum ya. Nesi varmış babamın? Bilmiyorum. Ruh gibiydi bir görsen. Üsteleyemedim de. Nahoş bir durum yoktur umarım. Bana bak. Siz pek muhabbetliydiniz ki Yanarca'yla. Ne muhabbeti, ne zaman? Hadi be sen de. Kaçarım ben de. Aman abla ya. Nikah kıyılırken bile fısır fısır orada. Ne yapacağım ben fısır fısır Kenan Arca'yla ya? Canımı sıktı, ben de verdim ağzının payını. Zaten İstanbul'a sığamamış. Yakında sevgilisiyle Londra'ya taşınıyormuş beyefendi. Aman iyi, selametli. Hayatta en sinir olduğum insan kibirli insan. Hı. Gerçi bak iyi oldu geldi. Murat nasıl kıskandı? Hatta bir ara siz böyle dans edecek gibi oldunuz ya Kenan'la. Ya yok, ne dans edeceğim ben onunla? Vallahi ben onu bunu bilmiyorum. Çocuğun rengi kaçtı resmen. Abla. Bir şey diyeceğim. Dökül. Murat bana evlenme teklif etti. Ay çok şükür. Ay çok şükür. Bak nasıl? Hemen kıskandı, nasıl işe yaradı gördün mü? Ya yok. Baya hazırlanmış, planlamış, yüzük almış falan. Ay kıyamam ben ona. Nerede yüzük? Hayır mı dedin çocuğa Zeynep? Vermedim cevap. Ama ben hep diyorum sana, bak Murat iyi bir çocuk, seni üzmez. Bir de bu akşam şey oldu Bahçeli. Ne oldu canım? Topuğum kırıldı. Yazık. Gidip bar köşelerinden topluyorsun. Bu kaçıncı rezalet? Ama sen Ceren'in durumunu biliyorsun. Kız zaten hasta. Bu sıralar ilaçlarını biraz aksatmış işte. Ne? Gözünün önünde içireceksin o ilaçları demedin mi? Embesil misin sen? Hala. Kabahat onun değil. Suç bizde. Daha çok ilgilenmemiz gerekiyordu Ceren'le. Anne babanızın yokluğunu sizlere hissettirmemek için elimden geldiğince çabaladım. En iyi imkanları sundum. Bu aileye yakışır şekilde büyüttüm sizi Kenan. Ama Ceren'in yüzünden ne ailemizin ne de işimizin en ufak leke almasına müsaade etmeyeceğim, bilesin. Sen merak etme. Biz zaten Londra'ya taşınıyoruz. Kararım kesin. Kimseye de leke sürdürmeyiz. Buradaki işlerin ne olacak peki? Ama biz seninle bunu kaç defa konuştuk. Ben başka bir işle ilgilenmek istiyorum. Sen zaten buradasın. İşin başındasın. Eğer bana çok ihtiyacın olursa gelirim. Ceren'e sahip çıkabilecek misin peki oralarda? Bence acilen yine hastaneye yatırmamız lazım. Yoksa her an bir rezillik çıkabilir. Bence böyle bir ihtiyaç yok. Ceren'in durumu gayet iyi. Kenan, durum ciddi, farkında mısın?
Ceren'in kontrol altında olması lazım. Anneniz de aynıydı. Ceren'e bakınca o kadını görüyorum. Eğer bir şey yapmazsa o da aynı anneniz gibi akıl hastası olacak. Hala. Bak ne zaman böyle bir konu açılsa lafı dönüp dolaştırıp anneme getiriyorsun. Senin annemle ilgili başka hiçbir anın yok mu? Ben kararımı verdim. Londra'ya taşınıyorum. Ceren de benimle birlikte geliyor. İyi geceler. İyi geceler oğlum. Anoş. İzin verirsen yatacağım. Çok geç oldu. Bir deftere sığınacak kadar yalnız kaldım. Bilmiyorum. Kocamın evinde hapis gibiyim. Boğuluyorum. Kocamın evi. Tanıştığımızda kocam... Nasıl anlatsam... Dedim ki bu adamın yanında bana kimse zarar veremez.